Please. Hi. He's good. The translator is very good. Thank you. Çevirmen çok iyi diyor da. I've heard Eleanor speak many times on this subject. And every time, I'm inspired. Daha önce Eleanor'un konuşmalarını da dinledim ve ne zaman onu dinlesem hep bana bir ilham veriyor kendisi. I'm inspired by the idea of being an entrepreneur, of the possibility that that gives us. Bir girişimci olma ilhamı veriyor bana, güzel bir imkan sağlıyor onu dinlemek. Because I believe we all have more potential than we ever use. Hepimizin bir girişimci olma potansiyeli var, hepimizde var. And that maybe more than anything else, being an entrepreneur, being a business owner, allows us to tap and reach our potential. Girişimcilik alanında bulunmak, bizim potansiyellerimize erişebilmemizi de gerektiren bir şeydir. But there's one thing we need to ask ourselves when we start on that kind of journey. We need to ask where we're going, what we want. Mesela bir yolculuğa başlayacak zaman kendimize sormamız gereken bazı şeyler var. Nereye gidiyoruz? Ne istiyoruz ki bu yolculukta? So I believe we have the potential to do anything, to be whoever we want to be, and have whatever we want. I believe we have that potential in us. Çok emin bir şekilde inanıyorum ki hepinizde yapmak istediğiniz her şeyi yapma potansiyeli var. Gitmek istediğiniz yerlere gidebilme potansiyeli, nasıl olmasını istiyorsanız onu yaptırabilme potansiyeli sizin hepinizde var. But we need to want something. We need to want it enough and believe we can achieve it. Tabii buna ulaşabilmek için ihtiyacımız olan iki şey var. Bunlardan birincisi istemek, ikincisi ise bunu yapabileceğimize inanmaktır. This might surprise you, but if you tell me what you want, I can show you how to get it. İşte size bugün sürprizim bu. Eğer bana ne istediğinizi, ne yapmak istediğinizi söylerseniz, ben de size onu nasıl yapacağınızı gösteririm. Because if you want something enough, badly enough, and you believe in yourself, you can achieve it. Eğer bir şeyi çok istiyorsanız, onu gerçekten hayal ediyorsanız ve bunu yapabileceğinize de inanıyorsanız emin olun yapacaksınızdır. Whatever you can perceive and believe, you can achieve. İnandığınız, bu hayatta algılayabildiğiniz her şeye emin olun ulaşabilirsiniz. And this afternoon I'm going to show you a formula for controlling your mind that allows you to achieve whatever you want. Şimdi bu seansta size neye nasıl ulaşmak istediğinizin bir formülünü göstereceğim. Bu istediğiniz şey ne olursa olsun. So, okay. I'm Stuart Doughty and I'm a transformational coach and business consultant and I work with the Proctor Gallagher Institute out of Canada. Stuart Doughty, Kanada'da yaşıyorum ve danışman olarak da çalışıyorum. I work with a gentleman called Bob Proctor, who's been a leader in personal development and transformation for over 40 years, teaching this material. Ben 40 yıldır bu işi yapan bir koçla beraber çalışıyorum Kanada'da. Many years ago, I wanted to be like him. Yıllar önce onun gibi olmak istemiştim. But I didn't know how to do it. Ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. But that didn't stop me from wanting it. Ama bu nasıl yapacağımı bilmemek, onun gibi olmak istemekten alıkoymadı tabii beni. And now I'm in a position to teach what he's been teaching for 40 years and passing on the idea of possibility to other people.
Ve ben de şimdi onun gibi diğer insanlara bir şey yapabilmenin ihtimalini öğretmek için buradayım. So what I do is I show people how to get the result that they want. Whatever it is, you can have it. I show you how to get that. And I do that by showing you how to change the way you think so you can change the results in your life. Benim işim insanlar ne istiyorsa istesinler, onlara bunu nasıl başaracaklarını öğretmek. Bunun yollarından bir tanesi de öncelikle size düşünme tarzınızı değiştirmeyi öğreteceğim. So, Thomas Edison, the American inventor, talked about what it's required to be an inventor, to be an innovator, to be an entrepreneur. Bir yenilikçi, bir girişimci olmak için öncelikle düşünmek zorundasınız. And what he decided, what he said, was that you need to think. Önce bir düşünmeniz gerekiyor. He said that 5% of the people think. Only 10% of the people think they think, and 85% of the people would rather die than think. Edison diyor ki, insanların %5'i düşünüyor. Geri kalan %10'u düşündüğünü düşünüyor. Geri kalan %85'i ise düşüneceğime öleyim daha iyi diyor. A little extreme maybe. Yani birazcık aşırı kaçmış olabilir bu ama. But what he's really saying is we need to learn how to think deliberately. Siz bilinçli olarak nasıl düşünmeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. And it's deliberate, focused thinking that will have you succeed. Başaracağınız şey üzerine nasıl düşüneceğinize dair bir odaklanmayı öğrenmelisiniz. Now, whatever it is you want, whether you want to be an entrepreneur, a business owner, or if you're working for a company to take the revenue in that company higher, or if you get to work for a publicly listed company, find a way to increase the share price, there is only one way to guarantee that success. Siz bir şirkette çalışıyor olup da bu şirketin gelirlerini arttırmak istiyor da olsanız ya da kendi başına bir şirket sahibi olmak da istiyorsanız ve böylece gelirleri arttırmak istiyorsanız hepsinin bir yolu var. And that is to generate the right mindset to success and an ability to ask the question, what's possible? Başarıya gitmek için doğru bir zihin süreci gerekir ve neyin mümkün olduğunu sorgulamak gerekir. Albert Einstein gave us a clue to what it takes to be successful. Albert Einstein başarılı olmak için neyin gerektiğini bir güzel söylemiştir. He said that we cannot get to the next level of thinking, or we cannot solve the problems we have today with the same level of thinking that created them. Biz bugüne kadar var olan bir durumu ortaya çıkaran düşünce tarzını devam ettirerek bu durumu daha ileriye almak için gereken düşünce tarzımızı bulmuş olamayız. Çünkü bugüne kadar geldiğimiz nokta var olan düşünce tarzımızla geldi. Demek ki bir adım öne gitmek istiyorsam artık bu düşünce tarzımı da değiştirmem gerekiyor. We have to think differently to take our life or our business to the next level. İşletmemizi ya da hayatımızı bir sonraki seviyeye geçirmek için önce farklı düşünebilmeliyiz. The problem is most people don't know how to think differently. Sorun da şuraya zaten. Birçok insan nasıl farklı düşüneceğini bilmiyor. What I put on the screen right now is a typical pattern of thinking that most people use. Şu anda sizin slide'da gördüğünüz şey de birçok insanın tipik düşünme modelidir. It's not wrong. Yani yanlış bir şey yok içinde. But it's not good. Ama pek iyi bir şey de değil. Çünkü tipik insanların kullandığı düşünme sistemi. So let me explain how it works. Şimdi bunun nasıl işlediğini size göstereyim. Most people think from the results they already have, the circumstances they see out in the world. Birçok insan dış dünyada gördüğü şartları düşünürler, bir de ellerinde var olan sonuçları düşünürler. Those thoughts create images in the mind.
Bunlar zihinlerinde bazı imgeler yaratırlar, bazı fotoğraflar yaratırlar. Yeah, this is how we naturally think. Yani normal düşünme tarzımız da budur zaten. So those images create a feeling in our body. Bu imgeler de bizim içimizde bazı hisler uyandırır. And it's those feelings, a vibration of energy, but those feelings that determine what action we take, what we do. İşte bu içimizde ortaya çıkan hisler de bir titreşim yaratırlar bizim içimizde harekete yönelik. Ve bu hisler zaten bizim sonunda neyi elde edeceğimizi belirleyen şeylerdir. So they cause us to take an action that creates a reaction in the world out there. İşte bu hisler bize dış dünyaya bir tepki vermemizi, bunun karşında da karşı bir tepki almamızı mümkün kılan şeylerdir. Action, reaction, cause and effect. Yani bu sebep sonuç etkisi diyebilir. Bu tepki ve karşı tepki. Now if we started from the results we're getting that we're not happy with or we don't like or circumstances in life that we don't like, we tend to get more of the same. Eğer ki elimizde var olan ve mutlu olmadığımız sonuçlarla düşünmeye başlarsak ve dış dünyadaki şartlarla düşünmeye başlarsak 3 aşağı 5 yukarı yine aynı yere çıkarız. So a little later I'm going to show you a better way of thinking that will solve that problem. Ve çok kısa bir süre sonra size daha iyi bir düşünme yöntemini göstereceğim ve daha iyi problem çözme yöntemlerini göstereceğim. So business ideas, where do ideas come from? I'm going to talk about two parts of the equation here. The imagination and the belief. Peki işletme fikirleri nereden geliyor? Şimdi size iki uçlu bir denklem vereceğim ve bunlardan bir tanesi hayal gücü. So with imagination, like Eleanor said, we have to think outside of the box. Imagination leads to ideas. Ideas lead to results, but where do we start? We start thinking in a different way. Hayal gücü, Elena Hanım'ın da söylediği gibi, çemberin dışında bir düşünme gerektirir. Hayal gücü bizi bir şeyler yapmaya ve sonuçlara götürür. Ve bu sonuçlarla da zaten durumumuzu görürüz. And one of those different ways Henry Ford told us about. This quotation, whether you think you can or think you can't, you're right. Henry Ford da demiştir ki, yapabileceğinizi de düşünseniz, yapamayacağınızı da düşünseniz, her iki durumda da siz haklısınız. So what is he saying there? What he's really saying is, you've got to have a positive mindset. You've got to think about what's possible. You have to believe that you can. Henry Ford'un da burada söylemek istediği şey, pozitif bir zihne sahip olmak lazım. Yani sizin bunu yapabileceğinize inanmak lazım. I'm going to go over that again. Okay. Whether you think you can or think you can't, you are right. What does that really tell us? It tells us that your future success is up to you. It's up to the way you think. Sizin geleceğiniz tamamen düşünme tarzınıza bağlı. Ben bunu yapacağım derseniz zaten sonu belli. Yapamayacağım derseniz zaten sonu belli. Henry Ford da bu yüzden diyor işte bunu. Tüm alacağınız sonuçlar sizin düşünme tarzınıza bağlıdır. So that is the mindset for success. It's about believing you can and believing in your own imagination. İşte zihin böyle çalışmalı. Birincisi yapabileceğinize inanmak, ikincisi hayal gücünüze inanmak. It's the access to both ideas and your own potential. İşte kendi potansiyelinize bir erişebilmeniz gerekir. So, imagination. Without imagination we can't get the ideas. Hayal gücü olmasa zaten fikir bile olmaz. Without belief we can't deliver on the ideas that we have. İnanç olmadığında da, bu işe inanmadığımızda da elimizde hayal gücüyle var olan fikirleri dışarıya gösteremeyiz. These are two critical elements
both part of what we call the subconscious mind. They're both part of the hidden mind. Bunların ikisi, yani hayal gücü ve inanç, bir insanın zihninin iki güçlü yanında arasında sayılır. These are ideas that are part of a success formula that were written about in a best-selling book written in 1937 by Napoleon Hill. Şimdi 1937'de Napoleon Hill tarafından yazılmış olan bir kitabının başarı hikayesini size söylemek istiyorum. This is a book that my mentor Bob Proctor first read in 1961. He's been using these success principles ever since. Bu kitap yazıldığından beri, işte 1961'de okunmaya başladığından beri çok fazla insan tarafından okunmaktadır. Because they dramatically transformed his life from being a poor fireman to being a millionaire businessman. Bu kitabı okuduğunuzda zavallı garip bir adamdan çıkıp da milyoner olabiliyorsunuz. That's there, Bob Proctor. The book Think and Grow Rich. I can actually give you a copy of that, an e-version of that, if you wish to. Eğer ki istiyorsanız bu kitabın bir kopyasını da size verebilirim. But this book, Think and Grow Rich, has been a bestseller since the 1940s. It continues to be a best-selling book in America because the formula in it works. Bu kitabın içinde bir formül var. Zaten ismi de Nasıl Büyürüz ve Nasıl Zenginleşiriz ya. 1990'lardan beri hala da Amerika'da en çok satan kitaplardan bir tanesi. Çünkü okuyup insanlar zengin oluyor. So what is this formula? And I'm going to read from the screen in a moment. İşte şimdi size o formülü öğreteceğim. Napoleon Hill said, "Everything which man creates begins in the form of a thought impulse. Man can create nothing which he does not first conceive in thought. Through the aid of the imagination, thought may be assembled into plans, and the imagination, when under control, may be used for the creation of plans or purposes that lead to success in one's chosen occupation." Napoleon Hill'in kitabından bir parça okuyoruz şimdi. Bir insanın oluşturduğu her şey bir anlık dürtüyle başlar. İnsanoğlu düşüncesinde algılayamadığı hiçbir şeyi yaratamaz. Hayal gücünün yoluyla ve bu dürtüler bir araya gelirler ve planlar oluşurlar. Kontrol altında tutulabilen hayal gücü, planların ya da amaçların yaratılışı için kullanıldığında bir insanın seçtiği meslek ne olursa olsun bu mesleklerde başarıya götürür. So what how he discovered this success formula was that he interviewed 500 of the most wealthy successful people in America at the time and discovered the secret was in the mind. Bu kitabı yazarken Napolyon Amerika'da 500 tane çok ünlü ve zengin iş adamıyla görüştü bu kitabı yazmak için ve zengin biri olmanın ipuçları nelerdir, bunun başarının arkasındaki yatan sır nedir, bunları buldu. And what he said about the mind was that it is the most marvelous, miraculous, inconceivably powerful force the world has ever known. Ve bu yaptığı 500 konuşmadan da şunu çıkardı ki her şey insanın zihninde. Zihin öyle bir şey ki bu hayal kurabiliyor ve hayal kurabilme dünyada bilinen tüm güçler arasında açık ara en muhteşem olan gücümüzdür bizim. A pretty strong statement. Why? Niye peki? Because everything in our world gets created twice. Once in the mind, and once in the physical world. Dünyada gördüğümüz her şey iki defa oluşturulur. Bir defa bizim zihnimizde, daha sonra da fiziksel dünyada. Everything in this room, the chairs you're sitting on, the lights, the camera, the screen, gets created twice. Even Rumi said this, everything you possess of skill, wealth, handicraft, was it not first merely a thought and a quest? Her şey iki defa oluşturulur dedik ya, mesela şu anda üstünde oturduğunuz sandalyeler, benim konuştuğum mikrofon, havadaki ışıklar, bu ekran, her şey iki defa oluşturuldu. Rumi de zamanında demiştir ya, zenginlik olsun, zanaat olsun, beceri olsun,
Bunların hepsi zamanında sadece bir düşünceden ibaret değiller miydi zaten? So it starts with a thought and then we pursue the thought to turn it into reality. Created twice, once in the mind, once in the real world. It starts with a thought and it's created by the pursuit of the thought. Her şey sadece düşüncede başlar. Daha sonra biz bunu gerçek dünyaya getiririz. Böylece bir şey iki defa oluşturulmuş olur. Birincisi zihinde, ikincisi de gerçek dünyada olmak üzere. Now someone who did this, who was an expert at doing this, Thomas Edison, the American inventor, who created the lights that we use today through the pursuit of an idea. Mesela bugün evlerimizde kullandığımız ampulleri yapan Amerikalı mucit Thomas Edison da kendi düşüncesini takip ederek bunu buldu. And here in Turkey, Hakan Gözü created a solar-powered charger for portable one for cell phones for those people that travel across the world. Mesela Türkiye'den de bir örnek verecek olursak Hakan Gürsu güneş enerjisiyle çalışan portatif bir şarj aleti buldu. Çok fazla seyahat yapan, oraya buraya giden insanlar için kullanışlı olabilecek. So these are all examples of people who use their imagination to come up with something new or to improve on something that we already have. Yani bunların hepsi nasıl oldu? Tabii ki hayal gücü yoluyla oldu. Bir şeyi geliştirmek için önce bir hayal gücü lazım. How do we create something new? We draw it to us from its own future. What I call future thinking. Peki biz bir şeyi nasıl yaratabiliriz? Gelecek düşüncesiyle. Ben buna gelecek düşüncesi diyorum. William James, a famous American psychologist, Harvard lecturer, gave this advice. If you can act as if, it's the actor's technique, act as if the person you wish to become, you draw your future self into your present. Mesela benim çok sevdiğim Harvard Üniversitesi'nde bir psikoloji profesörü olan James der ki, eğer ki olmak istediğiniz insan gibi davranırsanız, aslında gelecekteki sizi şu anda burada bulmuş oluyorsunuz. So future thinking, how do we do that? How do we create the future that we want? Through imagination. I'm just going to read imagination from the dictionary. Mesela geleceğimizi planlamanın yolu hayal gücü dedik ya, şimdi hayal gücünün sözlükten, Oxford sözlüğünden tanımları var burada. So, imagination is the faculty or action of forming new ideas or images of objects not present to the senses. Tanımlardan birisi hayal gücü demek, şu anda bizim hislerimiz yoluyla, duyu organlarımız yoluyla algılayamadığımız dış nesneleri, kavramları, imgeleri ve fikirleri oluşturabilme yetisidir. Part of the mind that imagines things. And it's from the Latin verb imaginare, to picture to oneself. Zihni yaratıcı olabilme yeteneğidir. Zihni bir şeyleri hayal edebilme yeteneğidir, hayal. Diğer bir tanım olarak da Latince fiil olan imaginare'den geldiği söylenir ve bu da bir insanın kendi kendine zihninde fotoğraflar çizebilmesi demektir. Alright. So imagination is a mental faculty that thinks in pictures. Yani o zaman ne oluyor hayal gücü? Hayal gücü dediğimiz şey insanoğlunun fotoğraflar içinde düşünebilme yetisidir. When we're little children, we are masters of the imagination. We create fantasy worlds, build pictures in our minds. Biz küçük çocukken tam bir hayal gücü ustasıydık. Sürekli aklımızda bir fantezi dünyası olurdu. Muhteşem bir dünyaydı bu. Sürekli onunla ilgili düşüncelerimiz, hayal güçlerimiz vardı. But when we go to school, the imagination, the dream,
the faculty, the ability to dream, starts to fade as we learn knowledge. Küçükken ne güzel hayaller kurabiliyorken, çok zengin hayal gücümüz varken, sonra okula gitmeye bir başlıyoruz. Yeni şeyler öğrenmeye uğraşırken bizim hayal gücümüz mahvoluyor. So Albert Einstein asked, is imagination more important than knowledge? Einstein de soruyor, peki diyor, Einstein'e sormak lazım, hayal gücü bilgiden daha mı önemlidir? O öyle demişti ya. Knowledge is critical. It's the foundation on which we build. But imagination is just as important. Tabii ki bilgi çok önemli ama hayal gücü de önemli çünkü bilgi hayal gücünü bir araya getiren şeydir. So Einstein used his mental faculties. Einstein used mental faculties to create what he created, and I'm going to explain what those mental faculties are. Einstein zihinsel yetilerini kullanmıştır yaptığı şeyleri yapabilmek için ve şimdi onun zihinsel yetilerini söyleyeceğim. So we have perception, will, imagination, memory, reason and intuition. Zihinsel yetiler şunlardan ibarettir. Birincisi algılama, ikincisi irade ve istek, üçüncüsü hayal gücü, dördüncüsü hafıza, beşincisi mantık kurabilme, altıncısı ise seziler. Most people don't use these mental faculties to their full extent. Birçok insan bu zihinsel yetileri, bu altı taneyi tam olması gerektiği gibi kullanmıyor maalesef. So all of these are valuable in creating new ideas. Reason gives us the ability to think. Mesela bunlardan bir tanesi mantık kurmaydı. Mantık kurma bizim düşünmemizi mümkün kılan şeydir. Perception allows us to originate new ideas from looking at a problem from a different point of view. Algı da bir probleme farklı bir bakış açısından bakarak buna yeni çözümler bulabilme, onu düşünebilme yetisidir. Imagination allows us to create the fantasies to build that future. Hayal gücü de geleceği inşa edebilmek için bizim bir şeyleri düşünebilmemiz, hayal edebilmemizdir. This is a diagram of the creative process. So it begins with a fantasy. Just building a picture in the mind of what you would want. If you like it, you then decide to turn it into a theory or a goal. İşte bakın burada yaratıcı düşünme süreci var. Bu diyagramda her şeyin fantaziyle yani bir hayal gücüyle başlamış olduğunu görüyorsunuz. Hayal gücü teorileri de ortaya çıkarıyor. Daha sonra gerçeklere geçilebiliyor. Ama önce hayal gücü. At which point you need a definite plan of action to turn it into a reality. Öncelikle bir eylem planına ihtiyacınız var. Bu hayali gerçekleştirebilmek için. And you need the willpower to keep going, like Eleanor said, when you face challenges. Elena Hanım'ın da dediği gibi bir sürü zorluklarla karşılaşacaksınızdır ama önemli olan bu zorluklarla karşılaştığınızda da yeterince direnebilmek için, devam edebilmek için iradeniz olması çok önemlidir. So here's the second cycle, the mind cycle, the way of thinking that works. Ve şimdi de ikinci bir zihin sürecini görüyorsunuz, zihin döngüsünü görüyorsunuz. So, instead of starting from the results you already have or the circumstances in your life, we start from what we want. Biraz önce gösterdiği düşünme sürecinden ayrı olarak bu düşünme sürecinde bakın sonuçlardan başlamıyorsunuz. Bir öncekinde sonuçlardan başlayarak dış dünyadaki şartlardan başlayarak düşünüyorduk. Burada öyle değil. Burada öncelikle ne istediğimiz ile başlıyoruz düşünmeye. So this is really important. Yani bu önemli bir nokta. When you start thinking from what you want, your thoughts are very different. Eğer ki ne istediğinizle başlıyorsanız, o zaman sizin odak noktanız çok farklı bir yönde oluyor. They're more powerful and they create a different picture, a different image in the mind than when you're thinking of the problem you have. If you're thinking about the desire, the thing that you really want. Yani zihninizde bir problemi düşünüyorsunuz, sonra ne istediğinizi de düşündüğünüzde bu problemin nerelere götürebileceğini, ne tür sonuçlar alabileceğinizi düşünüyorsunuz. And when you have a different picture in the mind, you get a different feeling
in the body. Zihninizde farklı bir fotoğraf olduğunda vücudunuzda da farklı bir hareket ortaya çıkıyor. And that feeling generates passion, enthusiasm, desire. It has you be in action in a very different way. Bir insan arzusunu, isteklerini, motivasyonunu, her şeyi farklı bir boyutta düşünebilmeli. So when you out in the world, take action in the world with passion and enthusiasm, the world responds very differently to you. Eğer ki dünyaya sizin arzularınızın, tutkularınızın, motivasyonunuzun farklı olduğunu gösterirseniz, dünya da size farklı bir şekilde tepki verir. A person who is full of passion, hope, enthusiasm asks better questions. They communicate better with people in the world and they get better answers and results. Eğer farklı arzuları, farklı istekleri olan bir insanla karşılaşırsanız farklı sorular sorarlar ve bunun karşılığında da diğer insanlarla girdikleri iletişimlerde farklı cevaplar alırlar. The world listens to you differently and loves you more. Dünya sizi çok farklı bir şekilde görür ve sizi daha fazla sever. Okay. That is the cycle of thinking that will get you results. Let's look at the imagination. Let's do a little exercise. Şimdi yine bir aktivitemiz var. So, küçük bir aktivite. If you're willing, I'd like you to close your eyes for a moment. Bir gözlerinizi kapatın lütfen. Bear with me, because this is going to show you how powerful your imagination really is. Bunu beraber yaparsak hayal gücünüzün ne kadar da güçlü olduğunu göstermek istiyorum size. Okay. So, imagine a lemon. Bir limon hayal edin şimdi. See it. Görün. See it as a picture in your mind. Zihninizde bu limonu bir fotoğraf olarak görselleyin. See its color. Onun dışındaki kabını görün. See the texture. How the skin feels. Onun dışının nasıl elinize bir his uyandırdığını ve onun kıvamını görün. Raise it to your nose and see if you can smell it. Burnunuza doğru getirin şimdi bu limonu ve bakın bakalım koklayabiliyor musunuz? If you can find the memory of the smell of a lemon. Acaba koklayabiliyor musunuz? Hiç hayatınızda böyle bir limon koklama anınız var mı ki? Okay. Hold the lemon in your hand and find an imaginary knife. Ve şimdi hepiniz hayal ettiğiniz bir bıçak alın elinize. Now cut the lemon in half. Sonra limonu yarıya kesin. Have a look at the surface of the lemon. See how the color is different. Şimdi içine bakın, kestiniz ya. Dışıyla içinin arasındaki farkı görün. Squeeze it gently. Ve şimdi biraz hafifçe bir sıkın limonu. And see drops of lemon juice fall on the surface. Ve sonra yüzeye birkaç tane limon suyu parçasının düştüğünü görün. You can almost taste it. Ve şimdi onu tattınız. Actually yes. Let's taste it. Run your tongue across the surface of the lemon. Şimdi onun yüzeyinde dilinizi dolaştırıp dolaştırıp tadın bakalım limonu. Feel a shiver in your body. Nasıl vücudunuza bir titreme geldi mi? Okay, thank you. Open your eyes. Tamam, teşekkürler. Açabilirsiniz şimdi gözlerinizi. I think from the noise in the room, we tasted the lemon. Sizden çıkan seslerden anlayabildiğim kadarıyla tadına bakabildiniz yani limonu. And it was a great, right? Thank you. But really, that's the power of your imagination. İşte bu sizin hayal gücünüzün gücüdür. Your subconscious mind, where the imagination lives, cannot tell the difference between what's real and what's imagined. Sizin bilinçaltınız hayalle gerçek arasındaki farkı söyleyemez. This is an important point about how to control and use your mind to create what you want in your life.
Hayatta ne istiyorsanız buna dair hayal gücünüzü kullanmak önemli bir şeydir. İşte bu şekilde kullanılır. Okay. So now you know how powerful your imagination is. I'm going to give you 6 ways to use it, to put it to use, to find ideas. Peki hayal gücümüzü bu hayatta nasıl kullanabiliriz? Size 6 tane yol göstereceğim hayal gücümüzü nasıl kullanabileceğimize dair. 6 ways to dream up new ideas. Yeni fikirler üretebilmek için, hayal edebilmek için 6 tane yeni yol. So I'm going to go through them quickly and then we'll go through them one by one. Şimdi hızlıca bakalım, sonra tek tek hepsine bakacağız. So, first thing, think of 10 things. 10 things every day. Her gün 10 şeyi düşünerek başlayın. Write down a question to yourself at night before you go to bed. Akşamları tam uyumadan önce sorular yazın. Find a new angle of perception. Ve yeni algı açınızı bulun. The mastermind process. Ve zihnimizi takım çalışmalarıyla güçlendirme süreci. What I call next. Peki sonra? And visioneering. Ve görselleştirme. Or visualization. Okay. All right, let's go through these one by one. Not every idea will work for everybody, but you will find one or two ideas in this collection that will really work for you, that will tap into your imagination and give you the power to find new ideas. Fikirler üst üste bindiğinde size yeni fikirler bulabilmek için bir güç verebiliyor beyin fırtınası. Okay. So the first one, to brainstorm 10 ideas every day. Her gün 10 tane farklı şeyi beyin fırtınası yapın. What you want to do is every day, preferably the same time, every day, is to write out 10 ideas. Her gün tercihen aynı saatte hep 10 tane fikir yazın. It can be about anything. It can be 10 answers to a question you have, 10 solutions to a problem, 10 ways to make more money. 10 ideas you'd like to turn into a business. Bu herhangi 10 şey olabilir. Mesela aklınıza gelen sorulara cevaplar. Nasıl daha iyi para kazanırım diye 10 tane yol. 10 tane herhangi şey. The idea of doing 10 things every day is it trains your mind. It trains your imagination to work for you. Her gün 10 tane şeyi beyin fırtınası yapabilmek sizin hayal gücünüzü ve zihninizi güçlendirir. And if you make it a habit, your subconscious mind will start to work with you and give you ideas you would never have got before. Eğer ki bunu alışkanlık haline getirirseniz, sizin bilinçaltınız size bir alışkanlık gelindirir ve artık sizinle beraber bilinçaltınız da çalışmaya başlar. Okay. So, to write down a question before going to sleep at night, you have a notebook beside your bed to get the answer. Because your mind will answer any question you ask of it. Yatağınızın başucunda bir tane defteriniz olsun. Çünkü her akşam yatağa gitmeden önce 10 tane soru yazıyorsunuz ya. Bu 10 tane soruya sizin beyniniz emin olun uyurken cevaplar bulacaktır. Hemen kalkıp yazabilirsiniz diyor, o defter yan tarafınızda dursun. So the way you do this is just before going to sleep, you relax. You ask yourself a question 3 times. And then you just let it go and go to sleep. Kendinize soru sorun ve sonra gidin uyuyun. Beyniniz sizin o sorduğunuz 3 tane soruya cevaplar arayacaktır. I did this once when I lived in Australia. I was looking for a receipt for several hundred dollars that I'd lost. And I was about to leave the country and I needed it. And I asked this question, where is the receipt? Bir kere bakın benim başıma geldi, mesela bir makbuz arıyordum. Birkaç yüz dolarlık bir makbuz, başka bir ülkeye çıkacaktım. Gerçekten lazımdı o makbuz bana. Ama nerede bir türlü bulamıyordum ve kendi kendime sorup durdum. Acaba bu makbuz nerede? Acaba bu makbuz nerede? And I had a dream in which someone asked me if I would drive from home. And I said, yes, I have an English driving license. Kind of nonsense. Kendime sormuştum yani benim acaba birkaç yüz dolarlık makbuzum nerede diye. Sonra bir rüya gördüm. Rüyamda birisi bana diyor ki sen beni arabanla bir yere götürür müsün? Ben dedim ki evet, bende zaten İngiliz ehliyeti var.
Rüyamda bunlar. But I woke up and realized the receipt was inside a folded piece of paper driving license and it was right there when I got up to look for it. Sonra bir kalktım baktım ki benim yatmadan önce kendi kendime sorduğum makbuzun nerede lafı, hani rüyamda bende İngiliz ehliyeti var demiştim ya, işte o ehliyetin katlı olduğu kağıdın içindeymiş. Rüyamda kendi kendime cevabı buldum. So my subconscious mind answered my question in my dream. Yani rüyamda cevap bulabiliyorum. So angle of perception, the third way of looking at this. I put a slide on the screen about an old story of how a group of blind men describe an elephant differently by touching only one part of the animal. Şimdi size bir fotoğraf gösteriyorum. Bakın bunların hepsi kör insanlar. Kör insanlar bir fili nasıl tasvir ediyorlar? Tabii sadece dokundukları yerleriyle tasvir ediyorlar. Each person sees a different animal. Her biri farklı bir hayvan görüyor dokunduğu yere göre. But if they touch another part of the animal, they will see something different. Eğer ki başka bir yerine dokunsalar filin, farklı bir şey görecekler. So when you look at a problem from another angle, another perception, you see a different answer. Eğer ki olaya farklı bir açıdan bakarsanız farklı cevaplar bulursunuz. Now, the mastermind principle is about gathering a group of people together to multiply the power of the mind to solve a problem. Mastermind'da bir grup insan bir araya geliyorlar ve hepsi kendi fikirlerini söylüyorlar. Böylece bir soruna bir çözüm bulmaya uğraşıyorlar. Because when many minds come together, when many people and many minds join forces, they multiply their ability to solve a problem. Bir sürü insan bir araya gelirlerse bir probleme karşılık hepsi fikirlerini beyan ederler ve böylece bir soruna çözümün anahtarını çoklaştırmış olurlar. So if you're trying to think of an idea, if you're entrepreneurs and have your own business and you're trying to think of ideas, you do it together. If you're trying to solve a problem in your business or find a solution to grow your business, you do it together. There's much more power in a community of minds than a single mind. Bu yüzden iş yerinizde bazı problemler yaşıyorsanız ve çözümler bulmak istiyorsanız tek başınanın yanı sıra bir de grup olarak da çalışın. Yani insanların fikirlerini alın. Çünkü topluluk fikri her zaman sizi iyi bir yere götürecektir. Next tarafında neler yapabileceğimizi ama bir de neler yapamayacağımızın altında da koca bir çarpı koydum. Okay, so this is a way to think positive thinking in a very dynamic fashion. Yeah. Pozitif düşünün. Pozitif düşünme çok dinamik, yani bugünlerde çok var olan bir durum. So on a maybe on a flipboard, a chart, we don't have one. But... Mesela bir tablo yapın. Bu tabloya tahtada bir şeyler çizin. We divide it into two. İkiye bölün bu tabloyu. On one side we have why we can't. Bir tarafa niçin yapamıyorum yazın tablonun. And on the other how we can. Diğer tarafa da nasıl yapabilirim yazın. So this is used to solve problems or find a way to create something that we don't know how to do. İşte bu nasıl yapacağınızı bilmediğiniz sorunlara çözüm bulma yöntemidir. So the example that I talk about is someone who wanted to raise $3 million in 3 days, using just 3 hours to do it. Mesela bir örnek var. Adamın birinin $3 million bulması gerekiyor 3 gün içinde ve bunu da 3 saat içinde yapması gerekiyor. A huge challenge. Çok acayip zor bir şey. So to get this to work, the team had to think only in how they were going to do it. Ve bunu yapabilmek için de sadece nasıl yaparızı düşündüler. So on the left side of the page, he drew a big X to show that we had no space to write why we can't, reasons why we can't do it. Sağ tarafa nasıl yaparızı düşünmüşlerdi ya, sol tarafa niçin yapamayız'a da çok büyük bir çarpı çizdiler ki böylece niçin yapamayacaklarını yazabilecekleri hiçbir boşluk kalmasın diye. So a team just shouts out any idea that comes into their mind about how we're going to solve this problem. Any idea, just throw it out there and we'll put it down on the side of the board.
Takımda kimin aklına ne fikir geldiyse nasıl yapabileceklerine dair hepsini yazdılar. And if anybody says why we can't, eğer birileri niçin yapamayızı söylerse, the room shouts out next, and we go on to the next idea. Grup hep birazdan evet ya sonrası diyerek bir sonraki fikri düşünüyorlar. It forces the mind to think only of how we can solve a problem, only how we can get the result we want. It takes away the doubt and the negativity that's in so many of our minds. Sizin zihinlerinizdeki bir şeyi niye yapamayıza dair bütün negatiflikleri alır ve sadece pozitif şeylere yoğunlaşmanızı mümkün kılar. Okay. The last one, visioneering, screen of the mind, this is visualization. Sonuncusu da görselleştirme. So like we talked about with children, fantasizing, dreaming, creating a picture, an image in their mind of what they want. Mesela çocuklar akıllarında istedikleri her şeyin çok güzel bir fotoğrafını çizerler. The system here is to start imagining a picture of what you want and starting to fill in the details. Burada bizim sistemimiz de şu: önce istediğiniz şeyin bir fotoğrafını çizin beyninizde, daha sonra detaylara inin. So this is a meditation technique, a visualization technique that athletes use. İşte bunlar meditasyon, görselleştirme teknikleri. But as you start to build a picture, a detailed picture of what you want, your subconscious mind adds to the picture of things that you didn't think about. Bir şeyleri, istediğiniz şeyleri görselleştirdiğinizde artık bilinçaltı da devreye girer ve bilinçaltı da size istediğiniz şeye dair bazı yönlendirmeler yapar. Okay, screen of the mind. Now, that's the first part of the equation. Evet, bu denklemin ilk parçası. What we have to do next is once you have your idea, once you have your big idea of what you want to create, you have to then understand how to deliver it, to turn it into results. Bir sonraki adımda eğer muhteşem bir fikriniz varsa bunu iyi sonuçlar alabilmek için ne yapmak? That's the second part of the equation. Remember, everything gets created twice. First in the mind, second in the physical world. Denklemin ikinci parçası olarak şunu düşünün demiştik ya, her şey iki defa oluşturulur. Bir defa zihnimizde, bir de gerçek dünyada. But there's a big gap between the idea and the physical result. Ama fikirlerle gerçek sonuçlar arasında da büyük bir fark var. One of the hardest things that people find is closing the gap. İnsanlar bu aradaki farkı kapatabilmeliler. Bu gerçeklikle fikir arasındaki boşluk farkını. The reason for that is that the mind that dreams up the ideas also fears. Fikirler oluşturan zihin aynı zamanda hisseder de. And it's those fears that will stop us from doing the thing we said we want to do. Yapmak istediğimiz şeyleri bir söyleriz. I call it the knowing-doing gap. We know what we want to do, we know how to do it often, but we don't want to do it. Ben buna bilme ile yapma arasındaki boşluk farkı diyorum. Sizin bildiğiniz şeylerle yaptığınız şeyler arasında bir fark var. Something in our mind stops us. We call them paradigms. Ve şimdi paradigmaya giriyoruz. Bizim beynimiz bizi bir yerlerde durduruyor. Now a paradigm is a collection of thoughts, beliefs, values, conditioning. Paradigma bir düşünme şartlar koşullarıdır. Bunların hepsinin bir araya gelmesidir. And they will stop you from doing something risky, which is pretty much the nature of entrepreneurship. Bu paradigmalar bizi aslında girişimciliğin bir olmazsa olmaz parçası olan risk almaktan engellerler. It's a little bit like virus code in a computer. You know, we have an operating system in our mind, the subconscious mind, which is where the paradigms live. A little bit like an operating system for your smartphone or computer. It's got some virus code from your childhood. Bizim beynimiz bir işletim sistemi gibidir ve bu aynı da bilgisayardaki bir virüs kodu gibidir. Düşünsenize, beynimiz bir şeyleri süreçten geçiriyor ama aynı zamanda da burada bir virüs gibi bulaşan bir durum var. It's doubt, fears, uncertainty, discomfort.
Bir rahatsızlık hissediyorsunuz, bir belirsizlik hissediyorsunuz, bazı şüpheler hissediyorsunuz, aynı virüsün bilgisayara girmesi gibi. And these stop us from doing what we say we want to do. Ve bunlar da bizi yapmak istediğimiz şeylerden engelliyorlar. Yeah, there was a famous American football coach who used to say, "It's the start that stops most people." Çok ünlü bir Amerikan koç var. O der ki, insanları sonuçlardan engelleyen şey genellikle başlangıçlardır. So we have to identify the paradigms, the fears. We have to know why we don't want to do a thing to be able to rewrite the program. Bu yüzden beynimizdeki programı tekrar yazabilmek için öncelikle paradigmalarımızı belirlememiz lazım. So there was a doctor in Texas in the 1930s who was involved in the holistic healing of the body and realized that we needed to treat the mind as well as the body. Truman Fleet vardır. Bu bütünsel bir sağlıkla ilgileniyordu, vücudun bütünsel sağlığıyla ve o demiştir ki zihin bir şey değildir, bir aktivitedir, bir etkinliktir. So yeah, mind is an activity, not a thing. Until we understand how our mind works, we cannot take control of it. We cannot take control of the paradigms and the fears. Biz zihnin nasıl çalışması gerektiğini öğrenmeliyiz ve paradigmaların bunun içine daha sıvı dahil olması gerektiğini öğrenmeliyiz. But unless you know what your mind looks like, you become very confused about how to control it. Eğer zihninizin nasıl göründüğünü bilmiyorsanız kafanız karışır. Acaba ben zihnimi nasıl kontrol altına alabilirim diye. So I'm going to show you what your mind looks like. Şimdi size zihninizin nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. I'm going to show you a diagram, a very simple diagram of the mind. Zihnin çok basit bir fotoğrafını, bir diyagramını göstereceğim size. If this plays nicely. All right. That's a picture of your mind. The large circle represents the mind and the small circle represents the body. Bu resimdeki büyük olan çember sizin zihninizi, küçük olansa sizin vücudunuzu gösteriyor. And we do this because the mind controls your body. Böyle çizdim çünkü bütün vücudu kontrol eden şey zihindir. Then we divide the mind into two. Şimdi ikiye bölelim bu zihni. The subconscious mind. Sorry, the conscious mind at the top and the subconscious mind at the bottom. Üstte zihnin bilinçli yanı, altta ise bilinçaltı yanı var. Now, the conscious mind is the thinking mind, the educated mind. It's where the intellect resides. Zihnimizin bilinç bölümünde düşünceler vardır. Bazı bilgiyle yaptığımız düşünmeler vardır ve bizim entelekt bizim düşüncelerimiz vardır. And the subconscious mind is our emotional mind, where the feeling is. Bilinçaltımızda ise duygusal bir zihin kısmı vardır. Yani bizim duygularımız vardır. Now the conscious mind, our intellect, we can choose, we can accept or reject things. And we can originate ideas. Zihnin bilinç bölümünde bazı şeyleri isteyebiliriz, reddedebiliriz, kabul edebiliriz ya da bir şeyler ortaya çıkarabiliriz. The subconscious mind must accept what's given to it, what's impressed upon it. It cannot reject. Bilinçaltımızsa bizim bir şeyler seçebilmemize izin vermez ya da kabul edip reddetmemize izin veremez. O kabul etmek zorundadır. Ya da kabul edilemez. İkisinden birisini yapar ama bir seçme hakkımız yoktur. And as we saw with the lemon exercise, it cannot determine the difference between that which is real and that which is imagined. Ve sizin bilinçaltınız gerçekle gerçek olmayan arasında bir ayrım yapamaz. So, this is how your mind gets programmed as a child. How these paradigms are created by impressing ideas on the subconscious mind, which has to accept them. İşte küçükken böyleydik. Bizim zihnimizin bilinçli yanı, bilinçaltı üzerine bir sürü fikri empoze ediyordu ve bizim bilinçaltımız da bunların hepsini kabul etmek zorundaydı. Now, there's two points about this. One is, this is how you get programmed as a child, but this is how you reprogram your mind
to create what you want. Çocukken bir zihnimiz programlanır, daha sonra da zihnimizi tekrar programlamamız gerekir daha sonraki süreçte. So when we're infants, we don't have a conscious mind. When we're born, there is no conscious mind. We can't think for ourselves. We can't think at all. Biz küçükken bizim bilinçli bir zihnimizin bilinçli bir yanı yok ki kendimiz düşünemiyoruz, kendimiz bazı şeyler yaratamıyoruz küçükken. So we just have an open, wide open subconscious mind. Koskocaman bir bilinçaltımız vardır küçükken. That takes in everything in the world around it. So we receive ideas from our parents. Bu küçükken sahip olduğumuz bilinçaltında herkes ne derse o girer. Diğer insanlar, ailemiz, kim ne diyorsa onlar gelir. It's how we learn language. Yani o zaman bir dil de yoktur. Onların dili girer bizim bilinçaltımıza. We can't think about language if we just hear it, we learn it, it sinks into the subconscious mind, it becomes automatic. Yani biz öğrendiğimiz dil üzerine düşünmeyiz bile küçükken. Sadece milletin konuştuğu dil bizim bilinçaltımıza işler. So by the time we're 4 or 5, we're already pretty well programmed for a lot of things. Ve 4-5 yaşına geldiğimizde de bir sürü şey için artık zihnimiz programlanmış olur. So if you want to know why you do some of the things you do or don't do some of the things you don't do. Bu yüzden eğer merak ediyorsanız ben bazı şeyleri niye yapıyorum acaba ya ya da ben bazı şeyleri niye yapmıyorum ki diye kendi kendinize düşünüyorsanız. It's because your 5-year-old is still running your life. Sizin hala hayatınızın üstünde büyük bir etkisi olan 5 yaşınız yüzündendir. Frightening, huh? You trust that? Frightening, huh? Frightening. A frightening idea. Scary idea. You can translate that if you can. He's not so good at it. Yani korkutucu bir şeydi. So, that's what creates our paradigms. Collection of beliefs, habitual way of thinking and doing things, our fears, our doubts, all collected during childhood. Paradigma da böyle oluşuyor işte. Farklı insanların düşünceleri, bizim korkularımız, endişelerimiz hepsi bir araya geliyor ve paradigmayı oluşturuyorlar. And it's the paradigms that are running us today, and it's the paradigms that will get in the way of your life when you actually start. Well, for those of you that are students here, it's your paradigm that will get in the way when you start your career. İşte paradigmalar bizim hayatımızın her evresinde bizim yürümemize, gitmemize, bizim hayatımızı devam etmemize yardımcı olurlar. İşte biz buradayız, bizim paradigmalarımız neler? Because they control everything about you. But if you understand how to control your mind, you can reprogram it to do it, to do what you want it to do. Ve siz tekrardan programlayabilirsiniz, istediğiniz her şeyi tekrar yapabilmek için bu zihin programlanabilir. So let's just look at this again because it's important. It's access to innovation, to ideas, to taking charge of your life. Burası önemli. Zihnin fikirlere, yaratıcılığa, sizin hayatınızı nasıl değiştirebileceğine dair bir erişim sağlıyor. So we have a conscious mind and a subconscious mind. Bizim bir zihnin bilinçli yanı var. The subconscious mind is what gives us our self-image. Ve burada da bir benlik imgemiz var. The conscious mind, our intellectual mind, is what allows us to change the image we have of ourselves. Ve bizim bilinç, zihnimizin bilinçli yanı ve düşünceye yönelik olan zihnimiz, bizim benlik algımızı, benlik imgemizi oluşturan ve değiştiren şeydir. And our self-image is important for giving us self-confidence, belief, ability, and our tapping into our potential. Benlik imgemiz bizim potansiyellerimizi fark edebilmemiz için, kendimize olan güvenimizi ve kendi yeteneklerimizi fark edebilmemiz için önemli bir şeydir. So if you want to be successful in life, if you want to be a successful entrepreneur, you have to take control of your mind. Bu yüzden eğer başarılı bir insan, başarılı bir girişimci olmak istiyorsanız, öncelikle zihninizi kontrol edebilmelisiniz. And create the self-image of who you want to be. Ve kim gibi olmak istiyorsanız, öyle bir benlik imgesi yaratınız. Because it's the self-image that determines our action and our results. Çünkü bizim yaptıklarımızı ve elde ettiğimiz sonuçları belirleyen şey bizim benlik imgemizdir. So if you want to be successful in life, you have to believe you will be successful in life. Eğer hayatta başarılı olmak istiyorsanız önce başarılı olabileceğinize inanmanız gerekiyor.
So I'm just going to quickly go over some of the points that I've covered here, just to reinforce them. So, what I'm saying there is the secret genie. Ve şimdi sadece şu ana kadar yaptıklarımızın hızlıca bir üstesinden geçmek istiyorum. That's what we call the image of the mind. Bazı anahtar noktalar var. Zihnin güçlü yanı dediğimiz noktalar zaten bunlar, gizli yanları. Because when you know how it works, it will give you whatever you ask for. Ne zaman sorulsa hep bunlar söylenir. So let's recap. You think in pictures. Pictures bring order, clarity to the mind. And the mind functions on two levels, conscious and subconscious. Yeah. Fotoğraflar halinde düşününüz. Fotoğraflar sizin zihninize bir düzen getirirler ve zihin iki düzeyde işler. Bunlardan birincisi bilinç düzeyi, ikincisi ise bilinçaltı düzey. And that gives us our behavior. Our behavior is a cause of results, but it's the secondary cause, it's the paradigm that is the primary cause of the results you're getting and the results you will get in life. Davranışınız sizin sonuçlarınızın sebebidir ama sadece ikinci sebebidir çünkü birinci sebep paradigmadır. So, the conscious mind thinks and the subconscious mind executes what's impressed upon it. Zihnin bilinç düzeyi düşünür, bilinçaltı ise bu düşünülen şeylerin bir hesaplamasını yapar, bir muhakemesini yapar. And this is how we create the second cycle of the mind, the cycle of thinking that gets us the results we want. Ve zaten istediğimiz sonuçları elde edebilecek şekilde zihnimizi programlama ve tasarlama da böyle olur. So, paradigms control our logic and they're created by repetition in childhood. Paradigmalar tekrar yoluyla oluşturulan şeylerdir ve tekrar yoluyla değişirler. And they are changed through repetition of thinking differently. Repetition of impressing a new idea on the subconscious mind. Farklı bir şekilde düşünme yoluyla da paradigmaları değiştirebiliriz. Because whatever we repeat over and over becomes fixed in the subconscious mind that gives us our behavior. Çünkü sürekli olarak tekrar ettiğimiz şeyler bizim bilinçaltımızda yer ederler ve bu da bizim davranışlarımızı etkileyen yön olur. Okay. So let's just summarize a little bit here. Şimdi özeti yapalım. You've been given an idea of how to think differently, thinking from what you want instead of where you are. Size bir fikir verdim. Nerede olduğunuz değil de ne istediğiniz ile düşünmeye başlamanıza dair. And what this takes are three things. To get what you want in life, you need a burning desire, a passion for it. Hayatta istediğiniz şeye ulaşmak için içinizde bir yanan bir arzu olması lazım. You need to believe and expect that it will happen. Sonra bunun olacağına dair inancınız ve umutlarınız olması lazım. And you need to deliver it through action to close the gap. Ve hani demiştik ya, düşünülenle yapılan arasında bir fark vardır, bir boşluk vardır diye bu boşluğu azaltmak için de bunu hemen hareket yoluyla dışarıya göstermeniz gerekir. And here's the secret to closing the gap. Ve bu farkı kapatmanın sırrı da budur. Successful people form the habit of doing things that failures don't like to do. Başarılı insanlar başarısızların yapmayı sevmedikleri şeyleri yaparak alışkanlık kazanırlar. What do we mean? Ne demek yani bu şimdi? A new habit of doing, a way of doing you've never done before. Daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yapmak demektir. You have to learn as an entrepreneur to do the things you don't like to do. Yapmayı istemediğiniz şeyleri de yapabilmeyi öğrenmelisiniz. And you have to make it a habit. Ve bunu da bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Now the person who came up with this explanation of success was asked, why do successful people like to do the things that failures don't like to do?
Yani bunu insan ilk gördüğünde şunu soruyor. Niye acaba başarılı insanlar başarısızların yapmaktan zevk almadığı şeyleri yapıyorlar ki? He said they don't like doing it either. Onlar da istemiyor aslında. Onlar da sevmiyor bunu yapmayı da. But they do it. Ama yapıyorlar. Even if they don't like it. Sevmeseler bile yapıyorlar. Because it's the things you don't like to do that will stop you from doing the thing you say you want to do. Çünkü sizi istediğiniz şeylerden durduran şeyler, istenilmeyen şeylerin yapılmamasıdır. Okay. So one of the secrets of turning an idea into a result, do the things you don't like to do. Ve sizin istediğiniz şeyleri sonuca dökebilmenin sırlarından birisi de yapmayın istenmediği şeyleri yapabilmektir. And believe in yourself that you can do it. Ve bunu yapabileceğinize dair kendinize inanın. Actually, I'm going to say one more thing here that I wasn't going to say. Bir şey daha söyleyeceğim aslında söylemeyecektim ama. So, I believe in you. I believe in your potential more than you believe in yourself. Sizin kendinize inandığınızdan daha çok ben sizin potansiyeliniz olduğuna inanıyorum. Everybody in this room has enormous potential. Bu odadaki herkes de, bu salondaki herkes de bir muhteşem bir potansiyel var. And I believe in you. I believe in your potential more than you believe in you. Ve ben sizin potansiyelinize, sizin kendi potansiyelinizden olduğundan daha fazla inanıyorum. Because. Çünkü. I don't have your little voice inside my head. Çünkü benim kafamın içinde, şu anda sizin kendi kafanızın içinde geçen bir ses yok. Telling me why you can't. Yani şu anda sizin kafanızın içinde niçin yapamam diye bir ses geçiyor ya. O ses benim kafamdan geçmiyor da o yüzden ben sizin potansiyelinize inanıyorum. So you know the little voice I'm talking about, right? Habire konuşup durur o ses şimdi sizin kafanıza acaba ben yapamam diye. The little voice that's saying what little voice? Yani bu küçük sesler habire sizi rahatsız eden seslerdir. I don't have your voice, your doubts in my head. Which means I can believe in you more than you can believe in yourself. Yani sizin kafanızdaki şu şüphe sesleri şu anda benim beynimde olmadığı için ben sizin yapabileceğinize sizden daha çok inanıyorum. Because like everybody else, you doubt yourself at some time. Çünkü herkes gibi sizde de bu potansiyel var ve kendinizi zamanın birinde bunu aştınız. If you want to achieve your dreams, eğer rüyalarınıza, hayallerinize ulaşmak isterseniz, reach all your goals. Amaçlarınıza ulaşmak isterseniz. Simple. Çok kolay. Believe you can. Sadece yapabileceğinize inanın. Because you can. Çünkü yapabilirsiniz. That's what I have to say. Thank you. Konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi soru cevap bölümüne geçeceğiz. Elena Hanım'ı da sahneye davet ediyoruz. Öncesi İtalya'daki Elena Hanım'a, İtalya'daki girişimcilikle Türkiye'deki girişimcilik arasındaki farklar nelerdir diye sordu hocamız. So in two words, I take risks. Sadece iki kelime, risk alırdım. What I mean by that is that ideas that I had, I would have been willing to pursue, that I was scared of pursuing. Yani peşinden gitmekten korktuğum şeylerin kesinlikle peşinden giderdim. And I would have done things sooner instead of later. Ve daha sonra yani geç zamanda bunu yapmaktansa daha erken yapardım. Yani İtalyan ve Türk girişimciler arasında pek de fark olduğunu düşünmüyorum. Culturally, Italians and Turkish people are very similar. They are both Mediterranean cultures in a way. Eğer iki kültür de Akdeniz kültürüne ait olduğu için zaten İtalyanlarla Türklerin kültürü birbirine çok yakın. But if you push me a little bit. Ama birazcık daha eğer zorlarsanız. I would say that Turkish
entrepreneurs are bigger risk takers than Italians, or probably Italians are a bit too used to their comfortable life and they are less willing to take risks. Şunu da söylemem gerekiyor ki Türk girişimciler İtalyan girişimcilerinden daha fazla risk alan kişiler ya da belki İtalyanlar hayatlarının rahatına pek alışmışlar, o kadar da fazla risk almıyorlar Türkler kadar. Turkish people don't really like to plan. You even have a saying which is first let the caravan get going. Türk insanlar çok fazla planlamayı sevmiyorlar ve bunun için bazı laflarımız da var zaten. Turkish people are used to operate with more uncertainty in a system that doesn't always have clear rules and has less stability. You're used to big economic upside waves, inflation, crisis, which make your life less stable. Yani Türkler çok da fazla istikrar aramıyorlar çünkü ekonomide o kadar iyi şeyler, o kadar kötü şeyler gördüler ki illa bir istikrar olsun diye bir arzuları yok ve çok da fazla eylem planında bulunmuyorlar. İlla girdikleri bir ortamda, bir girişimcilik alanında çok da fazla kurallar olsun, bununla pek ilgilenmiyorlar. And I guess there is a difference also in terms of the content of the entrepreneurship ventures between Italians and Turks. I think Turkish people by culture are traders, so they are used to create places, marketplaces in a way where an object changes ownership. Think of the successful startups you had in this country in the last years, Yemek Sepeti, Gidiyor, Markafoni, Sahibinden.com, they are all marketplaces in a way where transactions happen. Türkler çok fazla piyasa kurabiliyorlar, yani onlar çok da fazla istikrarsızlıktan korkmadıkları için kültürleri gereği de zaten ezelden beri tüccarlar, yani Türkler ticaret içinde gayet iyiler. And I think that's probably it. Sanırım bu kadar Türklerle İtalyanlar arasındaki fark. Evet, başka soru varsa alabiliriz. Thank you. And one last question for this tour. Taking risk is not easy, and people always make mistake. But what is the role of the motivation, and what is the role of the motivation? What is the importance of the motivation in the way of the entrepreneurs? Yani risk almak da pek kolay iş değildir. İnsanlar bazı bir sürü hatalar yapabiliyorlar. Motivasyonun girişimcilikteki rolü nedir? Yeah, risks are not easy. You have to be willing to make mistakes, like Eleanor said. You have to be willing to fail. Failure isn't bad. Failure is getting feedback on how to do it better. Hatalar kötü bir şey değildir. Hata yapmaya istekli olmalısınız, risk almaya istekli olmalısınız. Çünkü hatalar size bir şeyin nasıl iyi yapılacağına dair bir dönüt verirler. Motivation, I think the most important motivation, there are two. Two parts of motivation. One is self-motivation, and one is having somebody else to motivate you, a coach. Motivasyonda da bir önemi var. Bir tanesi kendinizi motive ediyorsunuz, diğerinde ise bir coach motivasyonu. Because when you're taking on something risky, there will be times when it's hard, there'll be times when you won't want to go on. There'll be times when it's too difficult. Risk aldığınızda öyle anlar olur ki çok zor olduğunu düşünürsünüz, artık devam etmek istemediğinizi düşünürsünüz. At that time you need to find something that motivates you to keep going, because successful people, they never quit until they find the answer. Burada kendinize bir cevap aramaya uğraşırsınız. Yani ne yapmam lazım da devam etmeliyim diye, ve başarılı insanlar devam ederler. Onlar bırakmazlar istedikleri şeyi elde edene kadar. So yes, you have to find your motivation, whether it's outside or inside. You've got to find your motivation. Kendi motivasyonunuzu bulmanız gerekiyor. Bu dışarıdan da gelse, içeriden de gelse kendi motivasyonunuz olması gerekiyor. Thank you. Evet, başka soru varsa alabiliriz. Firstly, I would like to say that welcome to this university, both of you. My question is about to
between relationship, social classes, and entrepreneurship. Do you agree that middle class have lack of the entrepreneurship spirit? Let me explain. Lower classes can be more ambitious to get much better life and fight for this. Upper classes have money for their idea, for their business idea. What should middle classes do to deal with this problem? Thank you. Hocamızın sorusu sınıflar ile, yani sosyal sınıflarla girişimcilik arasındaki ilişkiye dair. Yani orta sınıfların motivasyonu vardır, yüksek sınıflarınsa orta sınıfların daha fazla arzusu vardır, yüksek sınıflarınsa yatırım yapacak paraları vardır. Middle classes lower motivation. Yani daha düşük motivasyonları vardır orta sınıflara. Steve Jobs. A speech at the Stanford graduation comes to my mind when I hear your question. Steve Jobs aklıma geliyor ben size soruyu sorduğunuzda. His advice to graduating student was stay hungry, stay foolish. Steve Jobs derdi ki aç kalın, aptal kalın. So in the end, I mean, the entrepreneur that will change the world, the Zuckerbergs, the Jobs, the Gates, I'm not really motivated by money. As I was trying to say, if money is the only thing that motivates you, you probably shouldn't become an entrepreneur. So it is more about a dream, a desire to change the world, and a vision. And I think that comes more out of nature and out of a personal drive than a socio-economic class you are born and you grow up in. Yani sizi motive eden şey eğer sadece paraysa zaten girişimci olmamak lazım. Yani bir Zuckerberg'i, Bill Gates'i falan düşünseniz sizin dış sınıflarınız ne olursa olsun sizin kendi içinizden bir motivasyon gelmeli girişimci olabilmek için. You know, there is also a component of risk because of course the more you get comfortable, the more you have to lose, the more you become risk averse. You don't really want to try to throw yourself out there because the downside is too high. Yani tabii risk faktörü de var. Her zaman risk alabilmek de gerekli. Yeah, I think that's it. Başka sorusu olan var mı? Perspective for making money or being rich or our thinking, and you say you can give us a copy of this book and if we want, how can we take this from? Thank you for asking. Stuart Bain bir kitaptan bahsetmişti. Bu kitabı nasıl ondan elde edebiliriz? Bunun yolunu sordu. Highlighted by my mentor, Bob Proctor, that shows the key passages in the book.
I'm willing to share that because we have the rights to do that. And the best way to do that right now is to send me an email just saying, copy a book. Okay, thank you. Now, if you can't see the email there, and it may take a couple of days to get around to replying to everybody, there will be a process by which you can ask the university for access to me to get that book. I take your web address and I visit it on my phone, and I see this site which is allows you to email to send us to you. Okay. If we send email to you, then can we take this book? Yes, I will send you the book. Yeah. Okay, thank you. Yeah, thank you. Evet, özetle eğer e-mail atarsanız kitabı gönderebileceğini belirtiyor. Thank you. Evet, başka sorusu olan? Şöyle bir mikrofon. First, I want to say I'm glad to be here. I have a non-common talent in Turkey. I can model 3D objects in computer and I can make fire and water effects. As you have watched and see in the movies, explosions, floods, you know. I want to represent Turkey in the Indonesian area. I'm wondering, is that possible? Can you help me? And how does it work in Canada? Arkadaşımız. Arkadaşımızın güzel bilgisayar yetenekleri olduğunu söylüyor. Mesela 3 boyutlu filmlerde izlediğimiz o muhteşem çarpışmaları, o patlamaları, onların bütün efektleri yapabildiğini söylüyor ve bizi Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek bizi gururlandırmak istediğini söylüyor. Yardım istiyor. Yani bana nasıl yardımcı olabilirsiniz ve bu işler Kanada'da nasıl yürüyor? Bu konuda bir bilgi almak istiyor. I'm going to struggle to answer the question because I misheard it. What do you wish to do? Okay, good, thank you. Yeah. Okay. So, yes and no? I can't tell you how to run your business or increase your business. I can only tell you how to change your mind so you get the results that you want. I don't tell businesses how to do it. I have a client right now who's a hedge fund manager, an investment banker, and he's bleeding money, he's losing money. I can't tell him how to stop losing money. I can only tell him how to change the way he thinks so he can find the answer. Yani ben size bir iş açacak zaman nasıl açılması gerektiğine dair cevap veremem. Ben sadece size nasıl düşünmeniz gerektiğini, var olan düşünme tarzınızı nasıl değiştirebileceğinizi öğretebilirim. Mesela şu anda bir müşterim var, kendisi bir banker ve ona yapabildiğim tek şey nasıl daha fazla para kaybetmesini önleyebileceğine dair düşüncelerini değiştirmektir. Benim işim budur. So, I will tell you this though. Ask yourself how you will do that. If that's what you really want to do, ask yourself the question, how do I do that? Eğer gerçekten bunu yapmak istiyorsanız kendinize bir soru sormalısınız önce. Ben bunu nasıl yaparım? And then ask other people. Ask as many people as you can. How can I do this? Ve sonra da mümkün olduğunca çok insana sormanız lazım. Ben bunu nasıl yapabilirim diye. Thank you. Thank you. Sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Sayın rektörümüz Nigar Demircan Çakar'ı ve kurucu rektörümüz Funda Sivrikaya Şerifoğlu'na teşekkür belgelerini vermek üzere sahneye davet ediyorum.
Thank you. Değerli katılımcılarımız, hepinize katılmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Toplu fotoğraf çektirmek isteyenleri sahneye davet ediyoruz arkadaşlar.